1923'te kurulan Cumhuriyet'in en önemli hedeflerinden bir tanesi eğitim inkılabıydı. Bunun için önemli devrimler yapıldı, önemli atılımlara girişildi. Ancak İkinci Dünya Savaşı bu eğitim yatırımlarına çok büyük bir sekteye uğrattı. Ve 1948 yılına gelinceye dek Aydın ilinde bir tek lise bile de yoktu. 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı bitiminiyle Aydın Lisesi açıldı. Aydın Lisesi, Aydın'ın ilk lisesi olma özelliğindeydi. 1948-46 yılları sadece İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği bir ekonomik rahatlamayla ilgili bir durum değildi. Aynı zamanda Sovyet Rusya Türkiye'den boğazları istemiş ve Doğu Anadolu'dan Kars ve Erzurum bölgelerini talep etmişti. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti kendisini batı yakasında, batı kanadında yer bulmaya çalıştı. Ve Amerika modeline yanaştı. Ve Türkiye bundan dolayı tek parti rejimini bırakıp tıpkı batı demokrasiler gibi demokrasiye yöneldi. Çok partili yaşama geçirdi. İşte bu aşamada Demokrat Parti kuruldu. 1946 yılında kurulan Demokrat Parti'nin kuruluculardan bir tanesi Adnan Menderes'in memleketi Aydın idi. Adnan Menderes Aydın'da bir toprak ağasıydı ve öteden beri ta serbest fırka döneminden itibaren Aydın siyasetinde önemli bir yer edinmiş kişiydi. Öyle ki serbest fırkanın Aydın il başkanlığı yapmış, daha sonra 15 yıl aralıksız CHP Aydın milletvekili yapmış bir kişiydi. Adnan Menderes aynı zamanda halk evleri müfettişliğinde de bulunmuştu. Bundan dolayı Adnan Menderes'in memleketi olması hasebiyle CHP ile DP arasında, iktidar partisi arasında ciddi bir rekabet yaşandı Aydın ilinde. Ve ilginçtir, Aydın'ın ilk lisesi CHP iktidarı tarafından açıldı. Ve o yıllarda 1948 yıllarında 2. Dünya Savaşı'na çıkmış olmasına rağmen Türkiye Aydın'daki okul yatırımları %35'te oranına çıktı. Bu Aydın'ın Adnan Menderes, Aydın memleketi olmasına rağmen Demokrat Parti iktidarı zamanında, Adnan Menderes'in başbakanlığı zamanında sadece %10'larda kaldı. Yani diğer bir ifadeyle hem 2. Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu rahatlık hem de CHP ile DP arasında yaşanan siyasi rekabetten dolayı bu Aydın'ın eğitim yatırımı olarak yansımış durumda idi.